Hayırlı akşamlar sayın seyirciler. Meydan programında sizlerle birlikteyiz. Bir saatlik bir aksama yaşadık. Bundan dolayı öncelikle özür dilemek istiyoruz. Yayınımızda, yayın ekipmanlarımızda yaşadığımız teknik aksaklıktan dolayı bir saat gecikmeli olarak sizlerle birlikte olduk. Aslında beklediğinize değecek bir program. Önemli iki tane araştırmacı konuğumuz var bu akşam. Hemen sağ tarafımda Sayın Mehmet Ekici bu akşam bizlerle birlikte olacak ve meydan programında kendisine yönelten soruları cevaplayacak. Bir diğer tarafta ise araştırmacı Abdülhamit Çelik Bey, Ankara'dan ayağın tozuyla bizlerin ziyaretine geldi ve meydan programında bu akşam sizlerle birlikte biz de orada kendisiyle röportajımızı yapacağız ve sorularımızı soracağız, cevaplarımızı alacağız. Gerçekten güzel bir program olacak. Bizi izlemeye devam edin diyoruz. Evet, Ömer Neşet Kapaklı Bey bu akşam yine sorularıyla, araştırmacılarımıza yönelttiği sorularıyla bu akşam meydan programında bizlerle birlikte olacak. Evet, hemen konuyu fazla uzatmak istemiyorum. Efendim, kız çocuklarında evlilik yaşı son dönemlerde Türkiye'de çeşitli çevrelerde gündeme gelen bir konu. Ve bazı çevreler diyor ki kız çocuğunun ya da erkek çocuğunun evlilik yaşı yoktur. Yani baktığınız zaman işte 7 yaşında, 9 yaşında bir kız çocuğuyla 40 yaşında bir erkek evlenebilir ya da aynı şekilde bunun tam tersi olabilir. Peki ve bununla ilgili bir örnek veriliyor. İşte Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe Anamız 9 yaşındayken evlenmiş gibi bir örnek ortaya atılıyor, bir söylem var. Peki ne derece doğru ve bu konuya nasıl yaklaşıyorsunuz? Bu arada ben hemen şöyle bir girişte yapmış olayım. Öncelikle Sayın Abdülhamit Çelik hocama Ankara'dan bu program için geldikleri için hasreten teşekkür ediyorum. Tabii Sayın Mehmet Ekinci Bey de bizim çok eski dostumuz. Kendisi daha önce AK Parti İl Başkanlığı görevinde çok önemli hizmetlerde de bulundu. Ama şimdi sadece bu programa katkı olsun diye bizim ricamızı kırmayarak katıldı. Hasreten ben hocama da teşekkür ediyorum. Sayın Mehmet Ekinci hocam gibi Şanlıurfa'da gerçekten kendini çok önemli kulvarlarda yetiştiren, geliştiren ve Şanlıurfa'mıza çok katkı yapan Fırat'cığım çok değerli isimler evet. var. Ve bu değerli isimlerin de bu televizyon programlarına gelmesi çok önemli. Bir de Sayın Çelik hocamla ilgili şu anekdotu da hemen iletmek gerekiyor. Aslında birçok Ankara'da ulusal televizyonu kendisiyle bizzat bir canlı yayında birlikte olmak için gerçekten çok böyle aracılar da koymasına rağmen daha önce hiçbir canlı yayına katılmadı. Ve Güneydoğu'da bir canlı yayın yapacağım. Daha sonra eğer tekrar şey olursa daha sonraki süreçte belki o televizyon kanallarında çıkacağım ama ben Urfa'da yetiştim. Bilgilerimi, birikimlerimi önce Urfa'nın bir televizyonunda izleyicilere aktarmak istiyorum. Bu da son derece değerli. Sözü ben almışken şunu da belirtmek istiyorum. Ağırlıklı soruları Sayın Mehmet Ekinci Hocam soracak ama Twitter üzerinden birazdan ekrana da gelecek. Bize iletilen soruları da biz ara ara hani sosyal medyada çok önemli olacak. Daha böyle program bir hareketli olsun diye Sayın hocamıza iletmiş olacağız. Fırat Bey'in çok güzel bir sorusuyla başlamış olduk hocam. Söz sizde, buyurun. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Şimdi sizin sorduğunuz bu soru gerçekten de İslam aleminde bir yara. Hem bu dinimize bir iftira, hem Kur'an-ı Kerim'e bir iftira, hem Allah'ın Resulüne bir iftiradır bu. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 6. ayetinde Allah-u Teala burada evlilik yaşını belirtmiş. Şöyle belirtmiş. Belâğ diyor ve rüşd diyor. Nisa suresinin 6. ayetinde diyor ki yetimlere mallarını verin. Ne zaman verin? Evlilik çağına gelince ve rüşdüne erişince. Belâğ ise öngörü, geleceği görmek. Belagat. Evet, beyin olarak geleceği görmek. Bu yıllar yılı kız çocuklarının, daha doğrusu kadınların geçmiş yıllardaki ikinci sınıf, insanlığın ikinci sınıf unsuru, halbuki insanlığın asli unsuru kadınlardır. Erkekler ikinci sıradadır. Bir sefer evlilik yaşını burada rüşt dedik. Rüşt, Arapçadaki anlamı doğru düşünme yeteneği sanatı demektir. Yasalar bunu 18 olarak belirlemiş. Hayır. Dinle düşünün, kaç? Düşünün, 40 yaşındaki bir adam evleniyor. Peki bu bir psikolojik rahatsızlığı varsa,
bu kız çocuğu, evlenen kız çocuğu mecbur mudur ömür boyu bu çileyi çeksin? Veyahut da sizin oğlunuz ciddi biri, aklı başında biri, rüştünü ispatlamış veyahut da kız çocuğu psikolojik rahatsızlığı varsa mecbur mudur bunun derdini çeksin? Bunun hepsinin cevaplarını Kur'an-ı Kerim vermektedir. Evlenme yaşı bela, akil buluğu dediğimiz yani ergenlik çağı değildir. Doğru düşünme yeteneğine sahip olma çağıdır aslında. Genelde ergenlik çağı olarak biliniyor halk arasında baktığınız zaman. Hayır, ergenlik çağı değildir. Evet. Demek ki yanlış bilinen bir doğru. Doğru düşünme yeteneğine sahip olma çağıdır. Artık bunu ne zaman yakalarsa. Bunu açıkladık. Resulullah'ın Hazreti Ayşe ile evliliği ise şimdi hepimiz matematik biliyoruz. Eğer ekranları başında bizi izleyen varsa onlar da kalemlerini alsın hesaplayalım. Bakalım 9 yaşında mı evlenmiş Resulullah. Hazreti Hatice vefat ettiği zaman 4 yıl Resulullah evlenmiyor. 4 yıl. Bu zaman zarfında Havle isminde bir sahabi gelip Resulullah'a diyor ki ya diyor seni diyor Ebu Bekir'in kızıyla evlendirelim diyor. Hazreti Ebu Bekir'in kızıyla evlendirelim diyor. Resulullah da diyor ki o nişanlıdır diyor. Bu dediğim olay hicretten 2 veya 3 yıl öncedir. 2 veya 3 yıl öncedir. Bu Havle gider Hazreti Ebu Bekir'le konuşur. Resulullah adına aracı olarak gider konuşur. Hazreti Ayşe ise Cübeyr isimli bir Mekkeli ile nişanlanmış. Düşünün, 3 yıl nişanda ve hicret edeceklerini bildikleri için Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir gidiyor Cübeyr'in babasına, diyor ki ya kızımın nişanını bozun ya da alın. Kızın genç, yaşlanıyor. Bunlar da diyorlar ki sen diyor demek ki kendi arkadaşın olan Hazreti Muhammed'e diyor bizim oğlumuzu ona inandırmak için kızını bize veriyorsun diyor. Yani oğlumuzu siz yeni dine oğlumu almak için siz kızınızı bana veriyorsunuz diyor. Ve nişanı bozuyorlar. Resulullah'la nişanlanıyor. Mekke'de 3 yıl nişanlı kalıyor. Hicretin 2. yılında evleniyor. Bakın 3 yıl Mekke, 2 yılda hicret, hicret yılı yaptı 5 yıl. Evet. Eğer 9 yaşında evlenmişse 4 yaşında mı bu Cübeyr'e nişanladılar Hazreti Ayşe'yi? 4 yaşında mıydı bu? Çünkü o dönem şöyle bir sistem vardı. Kız çocukları, kız çocuğu doğan aile, kız çocuğu doğan aile kız çocuğunu kendi kendisine şerefsizlik addederdi. Sebebine gelirse o dönem Mekke'de yoksul insanların kız çocuklarını para karşılığı fuhuşa zorlarlardı. Fuhuşa zorlarlardı. Ve bunlar da o sıkıntıyı, o problemi yaşamamak için de kız çocuklarını diri diri gömerlerdi. Zenginler kız çocuklarını gömmezlerdi. Ebu Cehil kız çocuğunu gömdü mü? Veyahut da Hind'in babası Hind'i niye gömmedi diri diri? Çünkü yoksul aileler kız çocuklarını gömerlerdi. Onun için baba vicdanlıysa, merhametliyse kız çocuğunu 2 yaş veya 3 yaş veya 5 yaş veya 10 yaş beklerdi. Ne zamana kadar o şerefsizliğe dayanırsa o zaman kız çocuğunu öldürürdü. Ama merhametli olanlar kız çocuklarını öldürmezlerdi. Evet. Kesinlikle öldürmezlerdi. Hocam bu arada şunu söyleyeyim. Çok sorular olacağı için hani böyle bayağı bir biraz daha hızlı geçersek mesela bir de şöyle var. Mesela hemen sorular da geliyor. Yani şimdi Hamit Hoca çok güzel konuşuyor. Teşekkür ediyoruz diyorlar. Sonuçta rehberimiz ne? Kur'an-ı Kerim. Siz de oradan bu bilgileri aktarıyorsunuz bize. Peki bunu bu şekilde söyleyen insan yani normalde o da Kur'an bilgisi olan diyelim hoca olarak işte konferanslar veriyorlar falan ediyorlar. Hatta şimdi gittikleri yerde yuhalanıyorlar. Niye böyle bir çelişki içerisine giriyorlar? Yani bilerek mi bu şekilde açıklamalar yapıyorlar hocam? Şimdi döneceğim. Şunu bitireyim. Döneceğim. Siz bunu unutmayın.
Ama bu arada soru çok hocam, böyle biraz hızlı gitmemiz gerekiyor. Tabii ki. Şimdi bu kız çocuğunu gömdükleri için, eğer kız çocuğunu baba dayanmışsa, ailesi kız çocuğunu öldürmemeye dayanmışsa, o şerefsizliğe dayanmışsa, onlara göre yani dayanmışsa, kız çocuğu regl olduğu zaman Araplarda kadın öldürmek yasak. Kız çocuğu regl, hani adet gördü mü, regl oldu mu, artık o kız çocuğuna dokunmuyorlar. Ondan sonra diyor, aha kızımız bir yaşına bastı diyorlar. Kız çocuğu o zaman daha hayatta kaldığı için annesinden yönelik doğduğu gibi diyorlar ki yeni bir yaşına bastı. Gidin bugün bedevi kültürüne, Mekke'deki kültüre, Arap ülkelerinin kültürlerine 30 yaşındaki, 35 yaşındaki bir bayanı sizinle tanıştırırlar. Diyor ki bu 11 yaşında, 12 yaşında, halbuki 30-40 yaşında kadınlardır. Yani bu bir geçmişte bizim yaramızdı. Bunu da vatandaşlarımızı, bizi izleyenlere aydınlatmak için bunu anlatmak mecburiyetinde kaldık. Gelelim o zat-ı muhteremin şeyine. Şimdi zaten Kur'an merkeze alınmadı dinimizde. Eğer Kur'an merkeze alınmış olsaydı bunların hiçbiri söylenmezdi. Şu anda bizim sosyal yaşantımız farklı bir yerdeydi. Kur'an'a dikkatli bakılmıyor. İşte ayeti söyledim. Bizi izleyenler televizyonların başında Nisa suresinin 6. ayetini dikkatlice okusunlar. Allah-u Teala diyor ki yetim çocuklar diyor evleninceye kadar mallarını iade etmeyin diyor. Evleninceye kadar mallarını iade etmeyin. Evliliği de belag ve rüşle noktalıyor Allah-u Teala o ayette. Yani şimdi Kur'an-ı Kerim'e dikkatli bakılırsa bunlar da bu şekilde. Şimdi bizim mevcut dinimizdeki şeyler, kanunlar, yasalar sürekli rivayet yoluyla anlatılmıştır. O rivayetin kimin söylediği de belli değildir. Ama Kur'an'a başvurursa, bu ayetlere başvurursa bu sorun da ortadan kalkar. Evet. Mehmet Hocam. Evet. Buyurun. Yani ben çok hocama soru sorma değil de belki bazı şeyleri hatırlatma anlamında şey yaparım. Ben şimdi Abdülhamit Hocam, ben birkaç yıldır tanıyorum. Özellikle Kur'an konusunda, din konusunda bizim geldiğimiz gelenekten farklı bir geleneği var. Önce onu tespit etmek lazım. Yani televizyonları başında oturup Abdülhamit Hoca'yı seyreden insanlar Abdülhamit Hoca'yı yani geleneksel İslam çizgisinden ya da hepimizin yaşadığı sosyal yaşamda Urfalıların dindar çizgisinden gelen karşılarında bir hoca bulamayacaklar. Katkı olsun diye diyorum. Bir soru şöyle, Hamit Bey'e başarılar, yıllarca tanıdığım bir insan ama böyle dini bilgisi olduğunu bilmiyordum diyen bir evet. izleyicinin notu var şu anda. Evet. Çünkü neden? Biz kültürel kazanımlarımızı ya sokakta ya duyduğumuz hocalardan duyduklarımızla ya da işte İmam Hatip ya da medreselerden elde ettiğimiz bilgilerle şey yaparız. Hocam daha farklı bir yöntemle kendisini geliştirmiş. Hocam Kur'an eksenli, tabiri caizse Kur'an'ı eksen alarak ve Kur'an'daki kelimeleri didik didik ederek bir çıkarsama yapabiliyor. Bu kabiliyeti var. Ve maalesef İslam dünyasında bu yöntem, bu metot hiçbir zaman metot olmamıştır. Belki dönem dönem benzeri metotlar vardır ama yani bunun pek İslam tarihindeki bir şeyi yoktur. Bir de katkı olsun diye ekleyelim evet. hocam. Abdülhamit Hoca 1000 cilt İslam tarihi ve Kur'an tefsiri okumuş. 1000 ayrı cilt. Evet. Yani binlerce de kitap yani. Evet. Yani tabii böyle farklı yaklaşan bir insan bizim kafamızdaki bir takım karşılaştığımız engellerle karşılaşmadan daha doğru düşünme yetisi, yeteneği kazanıyor. Abdülhamit Hoca bu anlamda bizim çok istifade ettiğimiz, yararlandığımız bir insan. Ben daha çok hele böyle televizyon programları sizler aracılığıyla Urfa'daki kamuoyunun, Urfa'daki hemşerilerimizin istifade etmesini ümit ediyorum. Şöyle bir özelliğini daha anlatayım. Abdülhamit Hoca bir entelektüel. Yani Abdülhamit Hoca sadece Kur'an-ı Kerim okumamış birisi.
Batı tarihine, medeniyet tarihine, birçok konuda ben uzun zaman beraber olma fırsatım oldu. Entelektüeli de şöyle değerlendiriyorum. Yani Abdülhamit Hoca halkın dertleriyle dertlenen bir aydın tipi yoktur. O halkın mutsuz bilincinin sesini temsil ediyor bence. Mutsuz bilincinin, yani her zaman bir ortada sorun görüp o sorunu tespit edip onun üzerine gitmeye çalışan bir insandır. Ben bu konuda kendisi... ben şöyle şanslıyım. Ben 30 yıldır tanıyorum. Evet. 10 yılda birlikte odada olduk. Çok güzel anılarımız var. Çok bizi izliyor o dostlar. Hepsine buradan selam saygılarımızı iletelim. Bir soru hemen eklemiş olalım. Mesela çok önemli bir konu hocamla ilgili. Mesela Müslümanların iki büyük sorunu ne desek hocam? Size göre nedir mesela? Şimdi Müslümanların iki demeyelim de. En önemli sorunları diyelim. Sığır amacım da asıl önemli soruları şimdiye kadar Batı inançları Kur'an'ın üstünü tuttular. Kur'an'ın üstüne geçirdiler. Kur'an'ı ötelediler. Bu Kur'an-ı Kerim... Yani Kur'an'ı merkez etmedi. Kur'an'ı merkeze almadılar. Şu anda yaşadığımız dine baktığımızda Budizm, Mazdaizm, yani Zerdüşt dini dediğimiz, Arda Biraz dediğimiz din, Yahudilikte, Hristiyanlıkta, bunların kültüründen kaynaklanan bir din icat edildi. Bu da İslam'ın dışında ki insanlar bunu bize dayattılar bunu. Ve dini bu şekil ele aldılar. Yani Kur'an-ı Kerim'i dışladılar. Kur'an-ı Kerim ne zaman merkeze alınırsa bu batıl inançların hepsi birden yok olacak. Tıpkı İrlandalı filozof Edmund Burke'un sözü gibi, diyor ki batıl inançlar zayıf akılların dinidir der Edmund Burke. Doğrudur. Kur'an-ı Kerim gibi bir hayat kitabımız var ki Allah-u Teala diyor ki hayat kitabıdır bu Kur'an-ı Kerim. Yani Müslümanlığın sorunu, şu andaki Müslümanların sorunu bitmiyor. Yani ancak biz böyle değerlendirelim. Yani batıl inançlarla kültürlerden oluşan bir din getirmişler. Adam açıyor Kur'an-ı Kerim'i, kafasındaki dini Kur'an'da bulamıyor. Diyor ki tamam, Kur'an eksiktir. Ne yapalım? Hadise gidelim. Ne yapalım? İcmaya gidelim. Ne yapalım? Nas'a gidelim. Ne yapalım? Kıyasa gidelim. Ama halbuki Kur'an-ı Kerim'e dikkatli bakılırsa burada hiçbir şey eksik yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Ki Anam suresinin zaten 38. ayetidir. Eğer bize ekranları başında izleyenlerimiz varsa 128. sayfaya aslında 38. ayet. Anam suresinin 38. ayetinde 6. suredir. Allah-u Teala diyor ki bizde diyor, sizler diyor havada ne kadar uçan kuş varsa kanatlarıyla, dabbatıl art, yani yerde ne kadar karınları üstü ayaklarıyla yürüyen ve sürüngenler varsa onlar da sizin gibi birer ümmettirler. Onlar da ahirette sizinle beraber haşrolunacaklardır diyor. Biz Kur'an-ı Kerim'de hiç eksik bir şey bırakmadık diyor Allah-u Teala. Onun için biz sürekli Kur'an'ı merkeze alırsak bütün problemleri biz Kur'an'dan çözeceğiz. Yani biz batıl inançlardan uzak duracağız. Bugün İtalya'da Leon Caetani 1700'lü yıllarda çok batıl inançlar bize göndermişler. İşte geçmiş yıllarda Yahudi bilim adamları İslam'a geçerken kendi kültürleriyle gelmişler. O kültürleri bizlere din olarak dayatmışlar. Hristiyanlıktan bize Müslüman olmuşlar bilim adamları. O kültürle gelmişler, o kültürü bize dayatmışlar. O dönem şey revaçta, Mazdaizm revaçta, yani Zerdüşt dini revaçta. Zerdüşt dinine mensup insanlar İslam'ı seçerken o kültürle gelmişler. Ve sonra gerçek din bırakılıp kültürler ön plana alınmış. Bütün Müslüman'ın problemi bu şimdi. Hocam peki bununla bağlantılı bir soru sormak istiyorum. Orta çağa baktığımız zaman, Orta Çağ'ın Avrupa'sına, yani Hristiyan toplumlara baktığımız zaman koyu bir kilise etkisinde, işte Katoliklerde olsun, Protestan, Ortodoks mezheplerine baktığımız zaman. Peki o dönemden geldiğimiz noktaya baktığımız zaman insanların işte daha fazla okuması, daha fazla ilerlemesi. Peki bu
bir kültürün dejenerasyonu mudur? Yani Hristiyan toplumunun bir dejenere olup dinden kopuşu mudur? Yoksa dinlerin daha iyi anlamaları mıdır? Yani İslam'la bunu hani yan yana getirdiğimiz zaman, yani az önce bahsettiğiniz konuya ithafen, hani biz dinimizi iyi okumuyoruz. Acaba Hristiyanlar, Museviler, bu kişiler dinlerini daha mı iyi okuyorlar? Yoksa yani dejenere mi olmuşlar? Bir örnek bunu nasıl özetleriz? Çok teşekkür ediyorum. Bir örnek, basit bir örnek vereceğim. Bakın. Evet. 1550'li yıllarda Gordian Bruno vardı. Evet. Vatikan'da şu andaki Roma'da papazdı. Papazdı. Ama adam astronomiyle ilgileniyor, tıp bilimiyle ilgileniyor, felsefeyle ilgileniyor. O dönem insanlar branşlaşmıyordu. Onun için filozof diyor. Yani pili demek aşk demektir. Sofya ise bilgi, yani bilgiye aşık insanlardı bunlar. Bunlar filozoflardı. Bu insanlar da filozoftu. Bu adam bir de karşılığında Hollanda'da ve Almanya'da Galileo diye biri vardı. Galileo. Evet, Galileo. Bunların ikisi yargılandı. Neden yargılandı biliyor musunuz? Bunlar ayla güneş hareket ediyor dedikleri için. Evet, dünya dönüyor. Dünya dönüyor dedikleri için bu insanlar yargılandılar. Ve Gordian Bruno Roma meydanında diri diri yandırıldı. Neden dolayı? Çünkü onların Kitab-ı Mukaddes dediği Tevrat'ın 6. kitabı Yeşu bölümünün 10. babının 13. ayetine göre yargılandılar. Ne diyor orada? Yeşu Musa'dan sonra gelen bir peygamberdir Yeşu. Onlara göre yani. Musa'dan sonra gelen bir peygamberdir. Ayalon Vadisi'nde, yani Filistin tarafında Ayalon Vadisi'nde diyor ki bütün dünyayı biz Yahudileştirmeden ey güç, ey güneş sen dur, ey ay sen de dur, ey dünya sen de dur. Hareket etmeyin diyor. Daha önce bu 1550-1520 yıllarında fizikçi Kopernik diye bir bilim adamı dünyanın, güneşin, ayın hareket ettiğini söylüyor ama bunu teoriden pratiğe dökemiyor. Yani ispat noktasında. İspatlayamıyor. Gordian Bruno bunlardan 30-40 yıl sonra veya 50 yıl sonra dünyaya geliyorlar. Bunun bu tezine rastlıyorlar ve bunu ispatlıyorlar. Çünkü Galileo bir teleskop yaparak bunun farkına vardı. Halbuki bizim Kur'an-ı Kerim'de hem Yasin suresinde iki surede vardır diyor. وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ف۪ي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ Bırak hareket etmeyi. Allah-u Teala diyor ki güneşle ay diyor kendi yörüngelerinde yüzerler. Felek demek. Arapça yörünge demek. Güneşle ay kendi yörüngelerinde yüzerler. Düşünebiliyor musunuz? Yüzerler diyor. Bu Kur'an o zaman söylüyor. Bu kaç yıl önce? 500 yıl öncedir. Halbuki bunlar Kopernik'i ve Galileo'yu, Engizisyon mahkemeleri bunları yargılarken bizim Kur'an-ı Kerim bunu apaçık anlatıyor. Hatta ve hatta şeyin muhteşem bir sözü vardır. Gordian Bruno'nun yandırılmadan önce şunu söylüyor. Diyor ki, tabi Hristiyanlar Tanrı derler. Diyor ki, Tanrı yeryüzünde kendi iradesine hakim kılabilmek için güzel insanları kullanır. Kötü insanlar yeryüzünde kendi iradelerine hakim kılabilmek için de Tanrı'yı kullanır. Böyle bu sözden sonra da bu adamı diri diri yandırıyor. Ama bak Kur'an-ı Kerim'imiz وَالْشَمْسِ وَالْقَمَرِ ف۪ي فَلَكِنْ يَسْبَحُونَ Güneşle ay kendi yörüngelerinde yüzerle bırak hareket etmeyi. Evet. Sadece bizim problemimiz Kur'an-ı Kerim'e dikkatli bakmıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i öteleştirdik. Şeyi sandıklarında evlilik zamanı hepinizin gerdek odasında vardı. Bütün insanları tutarlardı Kur'an-ı Kerim'i temiz bir torbaya koyarlardı, asarlardı. Sandığa koyarlardı. Abdestsiz buna ele alamazsın derlerdi. Ve Müslümanlar bu şekil Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştırıldılar. Evet. Eğer bizim Kur'an-ı Kerim'imizi biz merkeze alsaydık, o adamlara derdi kardeşim bak siz bu insanları, şimdi de bile söyleyemiyoruz. Siz bu insanları diri diri yandırdınız ama bakın Kur'an-ı Kerim'imiz hareket ediyor diyor. Ama şimdi bakın Bruno'yu yandıranlar, Galileo'yu zindanlara atanlar şu anda bakın uzayla cirit atıyorlar şimdi. Eğer biz Kur'an-ı Kerim'i öne alsaydık, özellikle Neml suresinin biz 40. ayeti, 41. ayeti ki Hazreti Süleyman diyor ki bu melikenin tahtını kim bana getirecek diyor. Diyor cinlerden bir ifrit dedi ki sen ayağa kalkmadan bu tahtı ben sana getireceğim diyor. Ama diyor kitapta ilmi bulunan kimse diyor Süleyman göz açıp kapatmadan tahtı yanında buldu diyor. Hatta bizim bir Kazancı Bedi'nin Allah rahmet eylesin. Kazancı Bedi'nin Allah nur içinde yatsın. Diyor ki
bilmez insan kadrinin kıymetini Şah olmayan, bilmez asafın miktarını Süleyman olmayan. İşte o tahtı getirdi asaf. Süleyman getiremedi, asaf getirdi. Çünkü bir de kitapta ilmi olan kimse. Çünkü ellerinde bir kitap var o dönem. Kitabımız böyle büyük bir kitaptır. Belki de uzayda cirit atanlar kitabımızı okuyarak da orada cirit atıyorlar. Biz bunun farkında değiliz. Tabii biz öyle bir şey iddia edemiyoruz. Bakın Enbiya suresinin 322. sayfadadır. Tekrar 30. ayetidir. Diyor ki Allah-u Teala اَوَلَمْ يَرَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. O kafirler görmezler mi ki göklerle yer bitişikti. Biz bunları birbirlerinden kopardık diyor. Birbirinden kopardık. Ve bütün canlıları şundan yarattık diyor. 1500 yıl önce. Şu anda bakın İsviçre'de bir CERN teorisi yap. CERN teorisi var. Deneyler yapılıyor. Big Bang teorisi diyorlar ya. Yerin altına 10 kilometre bir tünel yapmışlar. Bu elementleri birbirine çarpıştırarak diyor Tanrı parçacığı ismini koymuşlar. 200 tane element kayıp diyor. Bu elementlerden birini biz yakalarsak yeni bir dünya icat ederiz diyorlar. Ama bizim Kur'an-ı Kerim diyor ya zaten Allah-u Teala diyor zaten bunlar bitişikti. Bir parçaydı bunlar. Biz birbirinden ayrıldık. Bunları birbirinden kopardık diyor. Bu uzaydaki büyük patlama işareti. Tabii ki. Bugünün aslanın araştırmaları sonucu ortaya çıkıyor. Bütün canlıları da sudan yarattık diyor. Evet. Bu kitap öyle bir kitap. Ve belki yüzyıllar sonra uzay araştırma enstitüsü NASA bunu araştırıp ortaya daha yeni koyuyor. Belki 1960'larda, 1965'lerde bu ortaya koyulan bir teori, parçalanma olayı. Ama Kur'an-ı Kerim yıllar, yüzyıllarca önce bunu ortaya zaten burada yazılan ayetlerde bunu işaret etmiş böyle bir durumu. Yüzlerce ayet örnek verebilirim. Yani evet. Yüzlerce olayı örnek verebilirim Kur'an-ı Kerim. Yüzlerce olay. Peki hocam, dinimizde siyaset, politika var mı? Bir de dinimizde halifelik konuları. Bunu geçen sizin bir sohbetinizde ayrıntılı bir şekilde dinleme imkanına da sahip olmuştum. Böyle açaraktan ben böyle satır başları vereyim. Hocam daha güzel anlatıyor o şekilde. Şimdi zamanımız ne kadar? Biraz uzun bir mevzu. Zamanımız hocam. Vallahi hocam sorular da geliyor. Twitter üzerinden arkadaşlar sağ olsun ekrana geldi. Baya ben şu anda listelemeye çalışıyorum. Ciddi soru geliyor ya. Yani bir 15-20 dakika sonra bir reklama gireceğiz ama zamanımız çok hocam. Bu mevzuyu bölmek istemiyorum. Yok yok bölmeyelim. Devam edin hocam. Tamam. Biraz öteleriz. Şimdi reklama. Kur'an-ı Kerim'de ulul emri geçer. Dikkat edin. Resulullah döneminde, sahabe döneminde halife kelimesi kullanılmazdı. Emir-el müminin kullanılırdı. Müminlerin emiri. Nisa suresinin 58 ve 59. ayeti muhteşem bir şekilde açıklıyor bunu. Ben biraz siyaseti biraz geçmişten geçirmek istiyorum ki biz bu ayeti böyle anlayalım şimdi. Bugün siyaseti ilk tarif edenlerden biri elimizdeki yazılı belge olarak Platon'dur. Platon öncesi bir yazılı tarihimiz vardı. Tarihin babası Herodot derler. Herodot yazmış fakat orada siyasetten pek bahsedilmemiş. Platon döneminde niye siyaset ön plana çıkıyor? Çünkü o dönem Atina bir site devletidir. Tiranlıkla idare, darbe yapılıyor daha doğrusu. Platon kendisi hem aristokrat hem babası aristokrat. Kendisi de bir aristokrat çocuğu. Ve Atina site devletinde yani şehir devletinde de üst düzey görevli biridir. Hocası Sokrat ölüme mahkum edildikten sonra, infazı gerçekleştirdikten sonra bu çekim bir zeytinlik alana çekiliyor. Yunanca zeytinlik alanın adı akademidir. Zeytinlik demek. Hatta Aristo gidiyor İskender'i eğitmeye dönüşle bekliyor ki Platon onu akademinin başına getirsin. Çünkü o dönem böyle binalar yok, lüks öyle kampüsler yok. Ancak Platon çekilmiş gitmiş bir ağaçların altında yağmurdan güneşten korunmak için. Hatta o dönem bayanlar da saçlarını filan tıraş edip erkek elbiseleri giyip derslerine katılırlarmış erkek diye. Aristo geliyor bakıyor ki Aristo da Platon öğrencisi. Bekliyor kendisini akademinin başına getirsin. Akademinin başına getirmiyor, başka birini getiriyor Platon. Aristo da çekilip gidiyor. Lisiçiumu kuruyor yani panayır alanı. Liseyi de o kuruyor. Lise de Aristo'ya aittir. Bu o zaman tiranlıktır. Yani darbe yapıldığı için 52 kişiyle idare edilen site devleti darbe yapılıyor, 30 kişi indiriliyor.
Platon'a o zaman demokrasi ile siyaseti ayrı ayrı tarif ediyor. İlk tarif ona aittir. Diyor ki, siyaset demek devlette adalete hakim kılmaktır. Çünkü adaletsizlik var. Devlette adaleti hakim kılmaktır. Demokrasiyi soruyorlar. Diyorlar ki, yetişkin ve eğitimli bir halkın hakimiyetidir diyor. Bu onun tarifi. Bu onun tarifi. Dönüyoruz. Bir de şu andaki bizim bütün dünya siyasi literatüründe, Amerika'da da aynıdır, Roma'da da aynıdır, Fransa'da da aynıdır, Türkiye'de de aynıdır, Avusturya'da da aynıdır, Rusya'da da aynıdır. Siyaset. Devleti yönetme ve yönlendirme ile ilgili özel görüş ve düşünce. Devleti yönetme ve yönlendirme ile ilgili özel görüş ve düşünce. Doğru. Siz özel görüş ve düşüncenizi yansıtırsınız, tüzüğünüzü yaparsınız, halka sunarsınız. Bununla ben sizi idare ediyorum diyeceksiniz. Ona göre de seçilirsiniz veya seçilmezsiniz. Bizim dünya siyasi, bizim siyasi literatürümüzde bu biraz önceki demokrasi şeyin tarifiydi. Platon'un tarifiydi. Bizim tarifimizde halkın temel egemenliğine dayalı yönetim şekli. Doğru. Ama hangi halkın? Farabi Nisa suresinin 58. 59. ayetini çok iyi bilir. Kur'an'ı bilen biri. Farabi Seyfü Devle, yani 900 yıllarda yaşamış. Hamdaniler devleti var. Hamdaniler devletinin de Seyfü Devle'dir yöneticisi. Bu çağırıyor diyor, bana siyaseti öğret diyor. Yıl 900'lü yıllar, 950 yıllar. Farabi siyaset kitabı yazıyor ona 10 tane. Farabi siyaseti demokrasiyle iç içe tarif ediyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim şimdi okuyacağız. Kur'an-ı Kerim de siyasetle demokrasiyi iç içe tarif ediyor. Diyor ki, siyaset toplumlara, fertlere, halklara erdemleri ve faziletleri kazandırma sanatı diyor. Bakın, siyasetle demokrasiyi birleştirdi. Hani Platon demişti ya, yetişkin ve eğitimli halkın hakimiyeti. Bu da diyor ki, siyaset halka, fertlere, halklara, toplumlara erdemleri ve faziletleri kazandırma sanatı diyor. Çünkü toplum erdem ve fazilet sahibi olacak ki erdem ve fazilet sahibi yöneticileri seçsin diye. Şimdi dönüyoruz Kur'an-ı Kerim'imize. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa suresinin 58'i. En tueddil emaneti ile ehliya. İnnallâhe ye'murukum en tueddil emaneti ile ehliya ve izâ hakemtum beynen nâsi en tahkumu bil adli. İnnallâhe ni'imme ye'izukum bi. İnnallâhe kâne semî'en basîrâ. Bak şimdi geldik şeyin koptuğu yere. Allah-u Teala diyor ki, emanetleri ehline verin diyor. Buradaki emanet siyasal erktir. Çünkü bir alt ayette de diyor ki, Allah'a, 59. ayette diyor, Allah'a, peygambere ve aranızda siyasal erki verdiğiniz insanlara riayet edin diyor. Öyle bir yönetici seçeceksiniz ki karşı gelmeyeceksiniz. Öyle bir yönetici seçeceksiniz. Peki bu yöneticiyi seçebilmek için halkın ehil olması lazım. Çünkü ehil ehili tanır. Ehil olmayan cahil bir adam ehili tanır mı? Onun için Allah-u Teala emrediyor. Bütün dünyanın bütün siyasetini bu küçücük ayete sığdırmış Allah-u Teala. Üç kelimeliktir. İnna Allah'a ye'murukum en tu'addul emaneti ila ehliha, emaneti illaki ehline verin diyor. Ve izâ hakemtum beynen nâsi en tahkumu bil adli. Bak şimdi hukuk da girdi içerisine. Adalet de girdi içerisine. İnsanlar arasında, bakın Müslümanlar arasında demiyor Allah-u Teala. İnsanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmedin. Bak şimdi Allah-u Teala aynı ayete siyaseti koydu mu? Demokrasiyi koydu mu?
ve aynı zamanda adaletle hukuku da koyduğu içerisine. Böyle yönetici seçeceksiniz diyor Allah-u Teala. Yoksa cahil bir insan ehili tanımaz. Ehil bir insan cahili tanır. Onun için Farabi'nin siyasi tarifi demokrasiyle iç içe bağlı, Allah-u Teala da demokrasiyi koydu. Demedi Müslümanlar arasında hükmettiğiniz zaman. Kimin arasında hükmettiğiniz zaman? İnsanlar arasında, beynen nasi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmedin diyor Allah-u Teala. Siyaseti böyle tarif ediyor. Bunu tarihte yapmışlar. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir geliyor göreve, arkasında Hazreti Ömer geliyor göreve. Ve Hazreti Ömer 6 tane yetkin bilim adamını seçiyor. Kimdir bunlar? Hazreti Osman'dır, Hazreti Ali'dir, Sa'd Ebu Vakkas'tır, Sa'd Ebu As'tır. Bunları 6 tanesini seçiyor, diyor girin. Medine'nin dışında bir evi boşalttırıyor. Diyor girin oraya, birbirinizi seçin. Ne seçin? Ulul emir seçin. Ben halife demiyor. Yönetici. Ulul emir tabii. Büyük emir sahibi, yani yönetici seçin diyor. Çünkü ben niye halife kelimesinden kaçıyorum? Şimdi geleceğim halife kelimesine. Diyor ki kaç, diyor ki birbirinizi seçin. Bunlar giriyorlar içeri. Ve o evden dışarıya haber çıkmayacak. Çünkü Hazreti Ömer mescitte yaralanmış. Hazreti Ömer Ebu Lülü diye bir İranlı. O dönem İran'ın fethinde Behruz isminde bir Arapların lakap taktı da Ebu Lülü. Sırtından Hazreti Ömer'i bıçaklıyor. Hazreti Ömer yaralı yaralı bekliyor ki ulul emir seçilsin. Bir hafta 10 gün sürüyor ve haber bekliyor. Bakıyor ki seçme haberi gelmiyor. Oğlunu gönderiyor. Diyor ki oğlum git bakayım. Geliyor diyor baba diyor. 2'ye 2 kalmış. Yani 2 kişi Osman'ı destekliyor. 2 kişi Hazreti Ali'yi destekliyor. Diyor ki oğlum diyor git diyor sen de reyini kullan. 7. sen ol reyini kullan. Ve bu eşitliği boz diyor. Oğlu Abdullah tam dışarı çıkıyor, bir daha geri dönüyor. Diyor ya baba diyor Allah rızası için diyor bana bir isim ver diyor. Ben diyor gideyim ben reyimi ondan taraf kullanayım diyor. Bakın Hazreti Ömer yetkin insanlar seçmiş. Kendisi ehil insanları bulmuş. Diyor ki ben gideyim ben oyumu ona göre kullanayım, reyimi kullanayım. Diyor oğlum diyor ben bu vebalı bu dünyada çekemedim, ahirette hiç çekemem diyor. Sen git aklınla, fikrinle, bilginle birine diyor reyini ver, eşitliği boz, birini biz ulul emir seçelim. Şimdi gelelim halife meselesine. Kur'an-ı Kerim'de halife geçer. Bakara suresinin 30. ayetinde Allah-u Teala diyor ki, diyor meleklere diyor ki ben yeryüzüne bir halife seçeceğim diyor. Yeryüzüne bir halife yaratacağım diyor, yaratacağım. Kur'an-ı Kerim'deki halife kavramı liderlik değildir. Lider kişi yönetici anlamında değildir. Halife kelimesi veya da halaifi kelimesi soy, sop, nesil. Bunun halifenin karşılığı nedir? Seleftir. Selef öncül demektir. Halef ise ardıl demektir. Yani soy, sop, ard arda gelen, ardıl olanlar anlamında kullanmıştır. Yoksa İslam'da, Kur'an'da halife kavramı lider yerine geçmiyor. Evet. Hocam müsaade ederseniz bir kısa reklam aramız tamam. Var. Bu arada Twitter üzerinden sorular geliyor. Bu arada Mehmet Hocam'a anekdot az önce verdi, ben de vereyim. Yıllar önceydi. Şeyle ilgili, Esad'la ilgili. O zaman iş başında, diktatör işte. Hamit Hoca'yla bizim o işte oda arkadaşları sohbet ediyoruz. Hamit Hoca Esad'ın başına geleceklerini aşağı yukarı bize anlattı, nasıl gideceğini de söyledi. Daha sonra İhvan'la ilgili, Mısır'daki gelişmelerle ilgili hepsini anlattı. Bunu reklam sonrası belki bileceğiz. Bir arkadaşımız dedi ya hocam, Hamit Bey dedi, yani bunlar olmaması halinde ne olacak yani? Niye bu kadar kesin konuşuyorsun? Onun da böyle enteresan bir cümlesi oldu. O cümleyi istersen kitaplarla ilgili. Onu sizden ağzınıza, sizin ağzınıza alalım öyle reklam. Tam ne dediniz hocam, ben yanlış bilgi vermeyeyim. Estağfurullah. Dediler ki işte Esad gidiyor. İhvan başardı. İsmini vermeyelim o dostlarımızın. Ben de dedim ki eğer dedim Esad giderse dedim ve Mursi de başarırsa dedim bir yıla kadar Mursi bir yıla kadar gider.
Esad da gitmeyecek. Eğer bunlar olursa, tersi olursa ben bütün kitaplarımı toplayacağım Topçu Meydanı'na. Ömer Kapaklı'yı da çağıracağım, kameraları getirecek, ben yandıracağım. Arkadaşlar da dedi, niye yandırıyorsun bunu? Dedim ya ben aptalım, bu yazılanları anlamadım. Ya da bu yazarlar beni kandırıyor. Ben o kitapları niye okuyayım bundan ama sonra? Ama Mehmet Hocam, güzel cevap ama değil mi? Yani böyle evet. Hatta çok enteresan anekdotlarımız var hocamızla. Reklam aramızdan evet. Sonra bu arada devam edelim. Fırat'cığım şeyler geliyor Twitter üzerinden. Tabii. Biraz daha yoğunluklu gelebilir. Sonra. Biz soracağız yani. Daha önce programlarda Mehmet Hocam alıyoruz sormuyoruz. Vakitler. Ama bu programda vakitte evet. Sıkıntı yok diye ama soracağız yani. Gelen her soruyu soracağız. Efendim kısa bir reklam arasından sonra tekrardan sizlerle birlikte olacağız. Hiçbir yere ayrılmayın.